Yeni kitap, Trump'ın yardımcısının Afganistan'dan çekilmeye başlaması sırasında yaşanan kaosu ayrıntılarıyla anlatıyor ve bildirildiğine göre Trump'ın beden adamı ve sırdaşı, ABD birliklerinin toplu geri çekilmesine yönelik sahte direktif. Ukrayna, Rudy Giuliani'nin yerel müttefikini Moskova bağlantılı ihanetle suçluyor. Donald Trump, Tucker Carlson ve Kid Rock Rinks'i de gösterirken UFC kalabalığı patlıyor. Tiger 3 hayranları Malegaon sinema salonunda havai fişek patlattı, çoğu saklanmak için koştu. Taylor Swift, Buenos Aires konserinde hayranlarından sahneye nesne atmamalarını istedi, bu beni gerçekten korkutuyor. Birleşik Krallık'ta Domino's Hindi, Ada Çayı, soğan ve kızılcık soslu tırnak işareti festive pizzayı içeren Noel menüsünü açıkladı. Fransa'da, ücret değişikliğinden memnun olmayan Uber Eats teslimat sürücüleri tarafından ulusal grev başlatıldı. Birleşik Krallık'ta, AİHM'den çıkmak anlamına gelse bile Ruanda'yı sınır dışı etme planı devam etmeli, Göçmenlik Bakanı Yüksek Mahkemenin sert kararı öncesinde tekneleri tamamen durdurma vaadinde ısrar ediyor. Avrupa Konseyi vize prosedürünün dijitalleştirilmesine yeşil ışık yaktı, İspanya'da Ciudad Real Piskoposu, kilisenin suistimaller konusunda ombudsman ile işbirliği yapmaması gerektiğini söylüyor. Modhouse'un Kosmos'u, K-pop hayran platformu, A serisi yatırım çekiyor. Mira Nair, Sundan Jete ve Mumbai belgeseli tırnak işareti Against the Tide'de de yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, 2023 Altın Joystick ödüllerinde en iyi oyun genişletmesi ödülünü kazandı. Final Fantasy 7 Rebirth'in açık dünyası The Witcher 3 ve Horizon'dan ilham alıyor. ABD, Ukrayna'ya göndermek üzere Ürdün'den 60 Gepard uçak savar silahı satın aldı. Piyade savaş aracı Red Bajka İngiltere ve Romanya ilgi gösteriyor. Star Trek virgül Batman, Mannix ve MacGyver yazarı Stephen Kandel 96 yaşında öldü. The Crown yaratıcısı Peter Morgan, Prenses Diana'nın son sezonda nasıl öldüğünü keşfetmekle asla ilgilenmedik diyor ve CBE ödülünü almaya gittiğinde Buckingham Sarayı'nı kurgudan daha da çılgın bulduğunu söylüyor. The Sandman 2. sezon, Kasım 2023'te çekimler yeniden başlayacak. Tırnak işareti Star Trek Strange New Worlds ekibi 3. sezonun yapımına başlamak için hazırlanıyor. Robert Kirkman, yenilmezin vahşet konusunda hiçbir sınırı olmadığını söyledi. Başkan Joe Biden, kadın sağlığı araştırmalarına ilişkin ilk Beyaz Saray girişimini açıklayacak. Tennessee'li kadın, eyaletin kürtaj yasağının hayatını riske atmasının ardından göreve aday oldu. Biden ve Xi, ordu askeri kanalların yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardı. Biden ve Xi, Çin'in fentanil ile karşı önlem almasını açıklayacak. Xi Jinping kamu güvencelerinin arkasında ABD hakkında acımasız görüşler yayıyor. APEC zirvesi için San Francisco'da çekim yapan Çek Haber ekibi soyuldu. IDF birlikleri Gazze parlamento binasını ele geçirdi, İsrail bayraklarıyla kendilerini filme aldı, İranlı muhalifler İsrail yanlısı gösterilerde izlenim bırakıyor, İsrail. Madrid'deki okullarda gösterilerin ve Filistin halkına destek için öğrenci grevlerinin yasaklanması çağrısında bulundu. Kore haftada 52 saatlik çalışmayı sürdürecek. Ariane Space'in patronu, önemli miktarda jeopolitik ağırlık kazanan SpaceX karşısında Avrupa'nın kendisini organize etmesi gerektiğine inanıyor. DHL, daha fazla Çinli üreticinin offshore fabrika itişlerine katıldığını görüyor. Bir araştırmaya göre Hindistan'daki 5 canlı organ bağışçısından 4'ü kadın, 5 alıcıdan 4'ü erkek. Doğurganlık yönetmeliği yetkilileri, Birleşik Krallık'ta sperm ve yumurta bağışçılarına artık hiçbir anonimlik verilmemesi gerektiğini söylüyor. Çocuklar ve gençler arasında melatonin kullanımı artıyor. Tayvanlı kripto platformu Bitcoin kara para aklama soruşturmasıyla karşı karşıya. Goldman ve BNP, Blockchain firmasının Finality'ine 95 milyon dolarlık yatırıma liderlik ediyor.
NBX, yakut kristalleri için bir NFT pazarı yaratıyor. Blinken, personele gönderdiği e-postada Dışişleri Bakanlığı içinde İsrail-Hamas savaşıyla ilgili anlaşmazlıkları kabul ediyor. Güney Lübnan'daki gazeteciler İsrail saldırılarında hedef alındığını söylüyor. Hamas'ın silahlı kanadı 70 rehinenin serbest bırakılması karşılığında 5 günlük ateşkes çağrısında bulundu. Yeni kayıtlara göre Trump'ın tırnak işareti Truth Social'ı 2 yıldan kısa bir sürede 73 milyon dolar kaybetti. Eski Fox Haber muhabiri Network'e dava açtı. Fox News'un eski muhabirinin söylediği gibi, gerçekleri kontrol ettiği için kınadığını iddia ediyor. Network 6 Ocak'taki habere karşı çıktığı için onu kovdu. Araştırmaya göre ormanlar, fosil yakıtların kesilmesinin yanı sıra iklim mücadelesinde de kilit rol oynuyor. Çin bakır devinin çöküşü, mahkemenin iflası kabul etmesiyle sonlandı. Polonya'nın Krakow şehri, kentsel nüfus hızla artarken sakinlerine yaban domuzu beslemeyi bırakmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Fosiller, ilk dinozorların yumurtalarının kösele olduğunu gösteriyor. Plastik cerrahtan çalınan, İnternette yayınlanan ve kurbanların aile ve arkadaşlarına gönderilen çıplak öncesi ve sonrası fotoğrafları. Sağlık devi McLaren, fidye yazılımı saldırısı sırasında çalınan 2,2 milyon hastaya ilişkin verileri açıkladı. İlk olarak, yeni saldırıda SSH bağlantılarını koruyan kriptografik anahtarlar çalındı. İnternet kullanımı ergenlik çağındaki kızlarda artan kaygı belirtilerini öngörüyor. Ancak erkeklerde bu durum geçerli değil. Araştırmaya göre, annelerin beyinleri çocukları için kazanırken kendileri için kazandığından daha güçlü tepkiler veriyor. Çalışma, kutulu sığır ve kamyonet sürücülerinin yayaları öldürme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Melatonin, albino sıçanlarda polietilen mikroplastiklerin yol açtığı bağırsak bariyerine zarar veren etkileri azaltır. ABD'li erkekler kadınlardan yaklaşık 6 yıl önce ölüyor, bu da 1996'dan bu yana en büyük farkı yansıtıyor. 15 dolar değerinde World of Warcraft StarCraft 2, Wings of Liberty'den daha fazla para kazandı. Amazon, oyunlar bölümündeki 180 çalışanını işten çıkardı. Sony'nin PlayStation portalı kafa karıştırıcı bir ilk izlenim veriyor. Pensilvanya okul bölgesi, tümü 2036'da mezun olacak 17 ikiz çocuğa ev sahipliği yapıyor. Tazmanyalı kadın ofise içeri giremeyeceğini çünkü 600 kilogramlık Fokker arabasının önünü tıkadığını söyledi. Seul, dikkatsiz bisikletçileri durdurmak için bisikletlere hız sınırı önerdi. Çin GSYİH'si, ekonomik büyümenin, 1 trilyon yuan tahvil bolluğunun azalmasının ardından 2025'ten itibaren düşmesi bekleniyor. İsrail Bakanı, 2024 bütçesinin önce savaşa, sonra büyümeye odaklanacağını söyledi. Arjantin enflasyonu başkanlık seçimi öncesinde %142,7'ye ulaştı. Ortalama Tokyo konut fiyatı 100 milyon yeni geçti. Rapora göre OpenAI işe alım uzmanları, 10 milyon dolarlık maaş paketleriyle Google AI çalışanlarını cezbetmeye çalışıyor. Çinli büyük teknoloji firmaları JD.com, NetEase ve Meituan, Huawei Android bağlarını koparmayı hedeflediği için HarmonyOS tabanlı uygulama geliştiricilerini işe almak için acele ediyor. Avustralya'da yürüyüşçüler Google haritalarda var olmayan izleri takip ederek kurtarıldı. Hyundai, Otomobil Sendikası'nın Detroit 3 ile yapılan anlaşmalarda kazanç elde etmesinden sonra ücretleri artırma konusunda Honda ve Toyota'ya katıldı. Almanya Ulaştırma Bakanı Hissing, Noel'de barış grevi çağrısında bulundu. Kentucky, Louisville'deki Ford üretim işçileri yeni iş anlaşmasına karşı oy kullandı. Maserati Quattroporte hala amortismanın tartışmasız kralı. Scuderia Ferrari tarafından yarışılan tek GTO tipo 1962 Ferrari 330 LM250 GTO by Sciaglietti, New York'taki bir açık artırmada Sotheby's tarafından 51 milyon 705 bin Amerikan dolarına satıldı. Dominica,
İspermeçek balinaları için dünyanın ilk deniz koruma alanını yaratıyor. Lübnan, yangınların 40 bin zeytin ağacını yok ettiğini söylüyor ve İsrail bombardımanını suçluyor. Kenyalılar 100 milyon fidan dikmek için ağaç dikme tatiline çıktı. Britanya Çevre Bakanı Geoffrey, değişiklik nedeniyle istifa etti. Rishi Sunak, İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Trump'ın eski kampanya avukatı Jenna Ellis Georgia savcılarına, röportajlara göre başkan 2020 seçimlerini kaybettikten sonra Beyaz Saray'da kalmak istediğini söyledi. MAGA, başkan yardımcılığı için ağırlığını Tucker Carlson'a veriyor. Rishi Sunak'ın kabine değişikliği, David Cameron Dışişleri Bakanı olarak sürpriz bir dönüş yaptı. Bildirildiğine göre, David Cameron geçen hafta Rishi Sunak'ın çalışma odasında içki içmek için arka kapıdan Noel'a kaçırılmıştı. NVIDIA, 141 GBHBM3 ebelliğe sahip H200 GPU'yu tanıtıyor. Perakendeci, tüketici CPU rekoru olan 6,2 GHz stok hızına sahip Intel Core i9-14900K'yi listeliyor. Yeni bir toplu dava, Intel'in CPU'daki çöküş güvenlik açığını bildiğini ancak 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmadığını iddia ediyor. Endonezyalı Jokowi, Freeport'un hisse ekleme ve madencilik izinlerini 20 yıla uzatma planını memnuniyetle karşılıyor. Araştırmaya göre ABD kimya endüstrisi PFAS mevzuatını engellemek için muhtemelen 110 milyon dolar harcadı. Çevreyi kirleten endüstriler, temiz havanın maliyetinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Exxon, ev pilleri için bir lityum madeni Arkansas'a geliyor diyor. Apple, Google'ın Safari arama gelirinin %36'sını alıyor. Nepal, TikTok'u yasaklıyor ve bunun toplumsal uyumu bozduğunu söylüyor. Bing, ChatGPT entegrasyonuna rağmen arama pazarındaki payını Google'a kaptırdı. Denzel Washington, Gladiatör'ün senaryosunu John Logan'ın yazdığı yeni filmde filin, tepesinde Roma'ya saldıran Kartacalı savaşçı Hannibal'ı Antoine, Fuqua ile Netflix'te yeniden bir araya getirecek. Blumhouse'den korku filmi Imaginary, Tom Payne ve Betty Buckley'nin başrollerinde olduğu kadroyu tamamlıyor. Zeytinyağı fiyatları hızla artıyor ve hırsızlar Akdeniz'deki asırlık ağaçların peşine düşüyor. Marfrig, ABD sığır sürüsünün 2025'e kadar küçülmesinin beklendiğini diyor. Bizonlar Teksas yerli topraklarına geri dönüyor ve kabileleri köklerine yeniden bağlıyor. BYD tarafından desteklenen Çinli akü firması Gallage, Hong Kong halka arzını ağırlaştırıyor. Hindistan, Tesla'yı etkilemek için elektrikli araç ithalatında 5 yıllık vergi indirimlerini değerlendiriyor. BTIG, rakip broker StoneX'i ticaret teknolojisini çalmakla suçluyor. ICBC, Hacık etkilerini kontrol altına alma yarışında üst düzey yöneticilerini ABD'ye uçuruyor. Avrupa blok olarak metan kirleticilerini uyardı, emisyonları azaltmaya çalışıyor. Almanya'da devlet Siemens Enerji'ye 7,5 milyar euroya kadar garanti veriyor. Malezya 30 MW'luk yüzer güneş enerjisi ihalesini başlattı. Brezilya'da Rio'da hava saat 8:30'da 52,7 derecelik sıcaklık hissine sahipti. Biden ve Endonezya'nın İdodosu yeni savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Venezuelalı Maduro, Guyana ile anlaşmazlığa BM'nin müdahale etmesini istiyor. FBI, Adams'ın 2021 belediye başkanlığı kampanyasından Türk hükümetinin yararlanıp faydalanmadığını araştırıyor. Güney Afrika'da Mozambik'e giderken çalıntı sokak lambalarının yolu kesildi. Brezilyalı etkileyici Luana Andrade, 29, liposuksiyon ameliyatı sırasında kalp durmasından öldü.